Burada olmak tabii benim için çok önemli. Ben Beylikdüzü'nün meclis üyesiyim. Eğer Ekrem İmamoğlu varsa çözüm var. Mehmet Murat Çalık varsa çözüm var. Cumhuriyet Halk Partisi varsa çözüm var. Yarın aydınlık. Şafak doğmak üzere. Beylikdüzü'nde nasıl İstanbul'a ve Türkiye'ye örnek projeler yapılıp beslenme saatinde olduğu gibi, pazar yerlerinde olduğu gibi, kreşlerde olduğu gibi İstanbul'a ve Türkiye'ye yayılıyorsa demokrasi ışığı İstanbul'dan dünyaya yayılacak. Önümüzdeki bir yıl içinde Türkiye'de, daha sonra da dünyada Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün yaktığı ışık tekrar yeniden alevlenecek. Hepinize saygı ve sevgilerimi sunuyorum. Kıymetli başkanım, siz de bir şey söyler misiniz? İlçe başkanım. Tamam. Evet, hepiniz hoş geldiniz. Beylikdüzü'nde Mehmet Murat Çalık'ın yaptığı işlemleri hepimiz izliyoruz. 5 senede 252 proje. İddialı bir şey olacak. İstanbul Büyükşehir'den başka hiçbir belediyenin yapmış olduğunu düşünmüyorum. Başkanım, başarılarınızın devamını diliyorum. Pazarında Beylikdüzü'müze hayırlı uğurlu olmasını diliyorum. Milletvekillerimize Rıdvan abi ne dersin? Teşekkür ederim. Evet. Benim babam pazarcıydı. Biz bir pazar esnafının kazandığı ekmekle büyüdük. Bu ülke, bu cumhuriyet herkese imkan verdi. Süleyman Demirel'in meşhur sözüdür. Bizi koyun otarmaktan başbakanlığa, cumhurbaşkanlığına bu cumhuriyet, Atatürk'ün kurduğu cumhuriyet taşır derdi. Biz de bir pazarcı esnafının oğlu olarak karşımıza çıkan fırsatları bir şekilde değerlendirerek konfederasyon başkanı olduk, milletvekili olduk. Süleyman Bey, Sayın Çelebi benden sonra disk başkanı oldu, milletvekili oldu. Demek ki bu ülkede uğraşan, didinen, mücadele eden herkese bu ülke bir şeyler vermeye hazır. Önemli olan bu ülkenin ve Büyük Atatürk'ün kurduğu cumhuriyetin değerini bilmek, kıymetini bilmektir. Hayırlı olsun. Sayın Vekili. Teşekkürler sevgili başkanım. Tabii eski Beylikdüzü'lüyüm. Gurur da duyuyorum bütün bunlardan. Bu güzellikleri güzellik katıyor sevgili başkanımız. Daha önce Ekrem İmamoğlu sevgili başkanımız gerçekten burada halkın gerçek buluşmasını sağlıyor burada. Çünkü şu anda izliyorum, toplumu izliyorum. Toplumun yaşadığı sorunların bir çözüm yolu da buradan. Daha ekonomik koşulların el verdiği bir yerin açılışı. Bunun için de çok değerli. Pazar esnafı çok değerli. Sizlerle halktan buluşmanın en önemli yolu buradan geçiyor. Dolayısıyla emeği geçen bütün arkadaşlara yürekten teşekkür ediyorum. Ana Atatürk'ün Cumhuriyet kimsesizlerin kimsesizdir cümlesi tam da burada yerleşiyor. Atatürk'ün dediği gibi kimsesizlerin kimsesi olmak buralardan geçiyor diyorum. Hepinizi saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Hayırlı olsun. Evet. Sayın Başkanım, değerli Barış Mahallesi'nin sakinleri, saygıdeğer pazarcı esnafımız. Ben de pazarcı esnafının çok zor şartlarda pazarcılık mesleğini yaptığını söylemek istiyorum. Sabahın erken saatinden akşamın geç saatine kadar kar demeden, kış demeden, yağmur demeden, çamur demeden zorlu iklim koşullarında vatandaşımıza hizmet ediyoruz. Çoluk çocuğumuzun rızkını çıkartıyoruz. Tabii böyle modern, çağdaş pazar yerlerine tüm İstanbul'da ihtiyacımız var. Bu tür pazar yerleri Beylikdüzü'nde çok şükür ki belediye başkanımız tarafından fazlasıyla var ve halkımıza hizmet ediyor. Bir yenisini daha söz vermişti uzun yıllar önce ve bugün bu sözünü yerine getirdi. Ben de esnafımızı bu iklim, zorlu iklim koşullarından 12-18 saat ayakta kaldığı bu günlerde, bu şartlarda böyle kapalı, modern, çağdaş bir yapıya kavuşturduğu için huzurlarınızda
bütün İstanbul Esnaf Teşkilatı adına teşekkür ediyor, saygılar sunuyorum. Evet, hayırlı uğurlu olsun. Hep söyledik, belediyecilik bizim işimiz. Bizi izlemeye devam etsin. Komşularımız bize güvenmeye devam etsinler. Verdiğimiz her sözü tutmaya devam edeceğiz. Hayırlı uğurlu olsun. Sayın Başkanımız ve çok kıymetli protokolümüz eşliğinde pazar esnafımızla birlikte kesiliyor. Bir alkış alalım lütfen. Hayırlara vesile olsun. Bol kazançlar dilesin. Bereketi bol olsun inşallah. Mm-hmm.